Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Nebula'nın buff'ını inceleyeceğiz. Hemen bir bakalım arkadaşlar, 6 yıldız Nebula'mıza neyi varmış, ne yokmuş. Önce sinerjilere bakalım. Dövüşe bir adet fazladan kendine onarma yüküyle başlarsın. Yükler tetiklerinde kendine onarma %25 daha çabuk tekrar dolar. Nebula bir adet yükseltici yükü kazanmak, rakip üzerinde yüklü tüm şok zeklesinde 2 saniye boyunca duraklatırmış falan filan falan filan. Tamam. Özelliklerine bakalım. Kopyasını imiş rakip en az bir adet şok zırhına maruz haldeyken Nebula'nın saldırıları %8 ile %25 çarpışma oranı. Yani daha hızlı güç barı doluşu alırmış. Daima aktif. Kanama, zehir ve şoka karşı bağışıklı. Kratik şoka karşı komple bağışıklı. Daha önce 3 etkiye sadece bağışıklıydı. Kendini onarma 3 adet sonu belirsiz. Kendini onarma yüküyle başlarmış. Yükleri tükendiğinde 10 saniye sonra diğerini yedirmiş. Bu kopya özelliği de artık kopya özelliği değil, normal özelliği olmuş. Rakip tek bir darbede saldırı puanı %110 falan filan. Kendi onarma ve ona ait yükler yetenek sahibi azaltımına karşı bağışıklıdır. Şok zayıflatıcıları 6 saniyede 860 veriyormuş. Yükseltici yükleri Nebula blok halinde kalırken 0.65 saniye arayla bir adet yükseltici yük oluşturur. Bir bağışıklığın Nebula üzerindeki yüklü şok etkisini önlediği her defasında 5 adet yük kazanırsın. Maksimum 20. Eğer rakip bir robotsa yetenek isabetini %20 azaltır. Bunlar hep var olan şeylerde. Siper attığın zaman rakibe şok olarak verir. Ağır saldırılar şok uygularmış. Eyvallah. Bunlar da 6 saniye boyunca. L1 rakip üzerindeki yüklü tüm şok zayıflatıcı başına 1 saniye süren güç geri verir. Rakip üzerinde yüklü şok zayıflatıcı başına bir güç çubuğunun %10'unu kısmış olarak falan filan. Özel saldırıdaki her şok karşılık 3 saniye boyunca enerji hasarı veren 2 şok verir. L3 attığınızda neymiş? 25 saniye süren bir pasif silah aşırı yüklemesi kazanır. Aktif haldeyken Nebula rakiple temas kurarak bir adet yükseltici yükü kazanmak için falan filan. Falan filan falan filan. Şimdi biz bu şokları uzatabiliyor muyuz süresinde? Mesele orada, şokları uzatabilir miyiz? Yoksa yine aynı sas, aynı taverna mı, aynı mevzuya gidiyor. Çok ekstrem bir numara görmedim. Yani yine Proxima ile falan da denenebilir. Biliyorsunuz bu elemanın Proxima ile güzel bir siner sarı fazladan yükle başlatıyor. Proxima, 6 yazın Proxima'sı varmış. Şöyle fazladan yükle başta gibi bir şey ama ben bunu denemek istemiyorum şimdi. Bir sinerjisiz bakalım. Bu arada yeni hero'larımız da belli oldu. Çizimleri, bizimleri, her bir cece belli oldu. Hadi bakalım. Başlayalım bakalım Nebula'yla. Neler yapıyor Nebula Reis? Evet, 3 tane. Şoku artık daha mı hızlı dolduruyor? Aynen, şokları artık daha hızlı dolduruyor. Şey gibi. Gambit nasıl dolduruyordu? Bu da onun gibi işte. Gambit'i nasıl buffladıktan sonra doldurdular. Daha yani iyi olmuş. En azından artık kullanım biraz daha kullanılabilir hale gelmiş. Hem de baya baya fark var. Bak direkt 20'yi verdim. Arkanda L2'yi verdim. 20 bin yi. O neydi lan öyle? O neydi kız? Şu, tabii ki şok yüklerini artık hızlı doldurabilmesi süper bir şey olur. Ağır saldırısını ağır saldırı kesebiliyor muyum? Neden olmaz? Tabii ki çok fazla bloğuna darbe alıyor. Bu sefer kaçtı bulduk? 14.000 koçum benim. Peki şöyle oynasak olur mu? Çünkü eleman bloğuna çok fazla darbe alıyoruz. Tamam, şokları dolduruyor. Güzel, eyvallah. Lakin bloğumuza çok fazla darbe alıyoruz. Yani almamız zor, almamız gerekiyor.
Hadi Gambit'te kusursuz blok vardı sinerjili. Sinerjili de olsa bir şekilde yapıyorduk. Hadi burada kış askeri teyyare. Kış askeri çok etki etmiyor bize ama başka biri olsa aklımızı alır yani. Sanıyorum ölecek buradan. Doğru mu? Yok. %5 kaldı. Çok hızlı dolduruyor. Tabii çok hızlı doldurması güzel olmuş. Şimdi L1'ini biraz anlayız. Dediğim gibi çok çok daha hızlı olurmuş. Evet biraz daha kullanışlı hale gelmiş. Hediye verirken ekran parlıyor böyle. Sanki şey böyle dünyaları veriyor bize vicdansız. Dur bakalım. Nebula'yı bir de şey olarak deneyelim. L1'lerini de bir deneyelim bakalım. Bolca şok etkisi varken rakibe bir güzel şöyle güç kilidi. Dediğim gibi bloğa çok fazla darbe alıyoruz. Çok fazla darbe alıyoruz. Gel bakayım bunu. Önce onu atacak. Karın ağrısı var çünkü. L1 basalım. Evet, 200 yıl sürecek olan bir güç kilidini böylelikle vermiş olduk. L1'in keşke ilk vuruşunda şoku vereydi. A saldırı spam yapamadım arkasını. Bu da ayrı bir mevzuatı. Her zamanki bildiğimiz Nebula. Sadece biraz daha hızlı şok dolduran versiyonu. Onun dışında çok bir numarasını göremedik şimdilik. Yani bunu 6 yıldız zırhayı uçatıp yani böyle 200 kopyayla falan oynanacak bir karakter değil. Öyle videoları görürsünüz. Çok da beğenirsiniz. O ayrı. Ama gerçek hayatta o işler öyle olmuyor. Gerçek ya baksana dünyanın hasarına durum bloğuma. Ya bari bloğuma vurduğunda kendi bana sağlık bassa ya. Al yine şekilli bir hareket yapalım. Rabbil alemin. Yani bunun da çok aman aman bir kullanılığı yok. Bildiğiniz Nebula'nın yine versiyon 2.0 gibi başka da bir şey değil arkadaşlar. Çok da bir şey yapmaya gerek yok. Çıkalım artık. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. En azından Nebula var dediğinizde kadro çok dardır, yeni gelmiştir falan. Eskisine nazaran daha çok kullanabileceğiniz bir forma dönmüş. Ama aynı tas aynı hamamın. Yani neydi? Aynı bokun mor hali gibi bir şey olmuş. Çok da değişen bir şey olmamış. Ben çok beğenmedim arkadaşlar. Şimdi hiç ayak yapmaya gerek yok. Bildiğimiz Nebula. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Hepinize Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.